Elmir söz istiyormuş. Efendim Elmir? Zuhal Hanım, bir şey söylemek istiyorum. Evet. Heyecanlıyım bayağı. Hayırdır? Bu sözü söylememekten önce zaten locayı göz önüne alıyorum. Ve ben de istiyorum ki Begüm'ün annesinin ellerini öpeyim. Hı? Niye? Aa. Bugün sizi öpen... Ay ne güzelmiş, öpen öpen oldu. Evet. Sağ ol canım benim. Bir saniye. Elmir. Locayı göze alıyorum derken locadan gelecek tepkileri mi demek istersin? Evet evet. Niye böyle bir şey yaptın şimdi? Yanıma gelir misin lütfen? Aa, çok şaşkınım şu an. Ne oluyor Elmir? Allah'ın emri, peygamberin kabriyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şans istemiyor. Direkt Begüm'ü istiyor. Evet. Annesi. Begüm'ü sizden istiyorum. Beni görünce mi aklına geldi dermiş. Hazır annesi geldi ya, isteyeyim bari diye. Elmir. Ya ilk defadır ben böyle. Yemin ederim ilk defa duyuyorum. Hiç böyle bir şey bilmiyordum. Bilmiyorum Begüm biliyor mu? Aslında şöyle söyleyeyim. Ben Begüm'ü bayağı takip ediyorum. Ne zamandır? Yani neredeyse 2-3 gün oldu. Çok uzun zamandır. Bayağı olmuş. Ama eskiden gördüğüm için... İyi dayanmışsın gene. Çok eskiden bekledim. Gördüğüm için zaten dayanamadım artık. Ben Zuhal Hanım... ben nasıl söyleyeyim... aniden bir karar vermeyi seviyorum. Beynimde tutarsam çürür ve ben mahvolurum. İçimde tutamıyorum. İçimde tutamıyorum. Ne yaşıyorsam hemen aktarıyorum diyorsun. Evet ve istiyorum Begüm eğer olursa elinden tutup yanıma getirmek istiyorum. Aa, gidiyor bile. Nereden? Kalkacağım. O da kalktı. Anlamıştım ben zaten. Ne zaman anladın? Allah aşkına bize de anlat. Bir iki gündür böyle sezdim bakışlarından. Ondan sonra bir anlam yükleyemedim tabii de. Ama insan anlıyor ya bu bakışlardan. Ya, kadın hisseder ya. Evet. Evet ben hissettim. Öyle arkadan bakıyordum bana gizli gizli falan. Böyle bir şeyler. Zaten onun için orada oturuyorum. Ha. Evet. O köşeyi ondan tutmuş o. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Hani Elmir hoşlanıyorum. Eyvallah anlarım. Ama annesinden istiyorum demek ne demek? İşte annesinden izin aldım yani. Aa, icazet aldım. Evet izin aldım. Ben de direkt hani evlenmek için Allah'ın emri peygamberin kavliyle diye. Evet şimdi loca başlayabilir. Ha yazı kıyamam. Dur. Çok yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şimdi ben lütfen. Şimdi ben bir şey söylemek ediyorum. İstiyorum. Şimdi loca başlayabilir diyerek bizi böyle kötü lanse etme. Yok. Ne alaka? Ama estağfurullah. Hayır o anlamda espriyle değil. Karışık söyledi Muhammed. Bak çok değil. Sert girdin. Ben sana kesinlikle ve kesinlikle inanmıyorum. Vitesi yavaş yavaş büyüttün. İnanmıyorum evet. Çünkü bu yaptığın davranışlar, yaptığın hareketler hiç samimi gelmiyor bana. Bilmiyorum ne yapmaya çalışıyorsun. Yani daha burada az bu şeyler yaşamadın. Yaşadığın durumlar da çok basit ya da çok küçük şeyler değildi. Yani nasıl böyle çok büyük işlere kalkışabiliyorsun, çok büyük şeyler yapabiliyorsun. Benim aklım, mantığım, zihnim almıyor. Yani gerçekten seni tebrik ediyorum ben. Cevap verebilir miyim? Ne? Önümdeki insan kararı benim için büyük bir şeydi. Begüm'e yani gelince ben Begüm'ü çok seviyorum arkadaş olarak. Benim yani arkadaşımdır. Onun çok iyi kararlar verdiğini çok kez gördüm ben burada. Seninle ilgili de çok iyi karar vereceğini biliyorum ben. Peki Nazım söz istiyor. Nazım bir mikrofonu açabilir miyiz? Yani böyle garip bir şey yaptıklarını zannetmiyorum. Elmir bir şans istedi. Herkesin yaptığı gibi. Begüm'ü de sanıyorum. Biz şimdi Elmir tarafında ne zaman olumsuz olacağına bakacağız. İbrahim? Şimdi ben Elmir'e bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen kalktın buradan şans istemeyi bıraktın. Allah'ın emri dedin. Annesinden istiyorsun. İzin istedi, izin. Onu yapabilmen için de önce şu parmağındaki yüzüğü çıkart. Aynen. Anladın hayır, mı? Hayır. Bu parmağımdaki yüzüğü benim can arkadaşım vermiş Azerbaycan'da. Bakayım, o yüzük. Hayır, yüzük o değil. Sen gözlük tak. Ben o yüzüğe bakmadan oradan kalkmam. Ben sana bir gözlük takacağım. Bir dakika. Begüm diye o yüzüğe bakmadan kalkmazdım oradan. Ha, sen gördün yüzüğü, baktın. Evet, baktım. Bu. Zuhal abla, ben bir yorum yapayım şimdi Elmir'e.
Az önce Muhammed'e dedin ki benim yanımdaki önümdeki insanın kararı benim için önemli dedin. O zaman niye cümlene girerken locayı öne attın? Önemsiz miydi yani? Önemli hissettirmişsin. Hayır, ben bir o saniye. Anlamda demedim. Locadaki tepkileri göz önünde bulundurarak yani bunları, tepki göstereceklerini biliyorum ona rağmen. İşte tepki gibi. Alacağını biliyordun çünkü yaptığın sıra dışı bir şey, farklı bir şey. Ama bir şey söyleyeceğim, çok da kötü bir şey yapmadın. Bir şey bu kadar... söyleyebilir miyim Uğur kardeşim? Sen burada oturduğun zaman seyircilerin birinden hani söylemişti ya hoşlanmışım. Evet, evet. Bir çağrı yaptın. Ama ben de öyle bir jest yapıyorum. Yanında zaten ama şimdi çağırıyorum. İkimizin arasında küçük bir ince ayrıntı var. Söyleyeyim. Bize ben burada söyleyeyim sana. Sen burada yaklaşık 2-3 gün önce aşk yaşadın. Birine aşığım dedin. Çıktın elinden tuttun yine. Değil mi? Beraber elde çıktınız buradan. 2-3 gün sonra yine aynısını yapıyorsun. Ben onu yapmadım, anladın mı? Tamam, bizdeki zaten eski bir aşktı ve ondan sonra da o benden zaten bir izin istemişti. Hani yeniden bir araya gelelim, belki olur diye bir şeydi. Ben de ona bir teklif ettim. Sen Begüm'e aşık mı oldun? Ben Begüm'e aşık oldum. Bravo. Ne? Zoran. Bir saniye, çok özür dilerim Şendoğan abi. Farklı bir şeydir yani. Nasıl aşık, sizde nasıl? Bizde mesela hani hoşlantı yani. İçinde bir hoşlanma. Aşk. Yani aşk, nasıl aşk söyleyeyim? Aşk büyük bir kelime. Yani içinde... Ne diyorsun? Anlamadım. İçinde hani bir aşk başlamak üzere gibi böyle üzere bir şey. Üzere gibi. Yani, Begüm sen de kalktın. Sevgi enteresan. Ama farklı bir şey. Aşığım diyor. Kırmak Begüm. İstemedim, kalktım. Ha, yani, kibarlık ha, yapmak evet, için. Kalktım. Şu an hala da düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Yani, ne düşünüyorsun? Çaya çıksam mı çıkmasam mı diye. Aa! Evet. Zalan. Niye şaka yapayım? Zalan. Ben Elmer'in şans istemesini de Allah Allah. Burada locada herkes birbirinden binlerce kez şans istedi. Olabilir locadan bir arkadaşım benden hoşlanmış olabilir. Ben de bunu denemek isteye olabilirim. Doğru ne var olabilir. Bunda? Normal. Ayşe Hanım, şimdi elinizden de öptü. Bir verin mikrofonu. Annem bugün. Ne düşünüyorsunuz? Valla ben her zaman her şeyi... Evet o bana bırakır zaten saygı duyuyor. Kızıma bırakırım. Şimdiki gençlere öyle karışmak gibi bir niyeti kimsenin olmaması gerekiyor. Herkes hür iradesinde ki benim kızım da zaten aklı başında. Çocuk da efendi görünen, terbiyeli bir çocuğa benziyor. Kızım nasıl uygun görüyorsa o şekilde hareket edebilir. Çok güzel valla. Anne de destekledi kararını Begüm'ün. Eğer olumlu olursa dedi. Zorla. Demir abi çok affedersin Şendoğan abi. Ben locadaki arkadaşlarıma katılmıyorum. Elmir cesaret etmiş ki her yiğidin harcı değildir böyle şeyler. Geçmişini de hiç karıştırmıyorum 2-3 gün öncesini. Teklif etti. Çok saygılı bir şekilde de hanımefendinin elini öptü, izin istedi. Begüm de hepimiz çok iyi tanıyoruz. Tekrar anlatmaya hiç gerek yok. Nazik davetini elini tutarak cevap verdi. Ve oraya kadar geldi. Ama ben biliyorum ki Begüm bunu çaydan sonra ya da çaya giderse bilmiyorum. Sadece kırmamak için yaptı. Peki olumsuz Şendoğan olacak abi. Sonra. Peki. Ben beyefendiye hiçbir şey demeyeceğim. Zaten buraya geldikten sonra yaptıkları belli. O konuda hiç yorum yapmayacağım. Ben Begüm Hanım için bir yorum yapacağım. Bakın Begüm Hanım az önce karşınızda gerçekten genç, handsome, yakışıklı bir beyefendi vardı değil mi? Hı hı. Herkes bekliyordu onu alıp çaya çıkarmanızı ki ben de aynı şeyi düşünüyordum. Ve bu beyefendi de çok iyi tanıyorsunuz. Geçmişi. Ya öyle diyorsun ki. Bakın müsaade edin. Kötü lütfen, bir şey yapmışım. Hayır müsaade edin. Ben size bakın. Ben size kötü bir şey yap demedim. Ben geçmişinizden bahsediyorum. Şu an konuşmuyorum. Efendim? Gerçekten o beyefendiye çaya çıkarmadınız ki ben... Ya müsaade eder misiniz? Bakın bir şey diyeyim, müsaade eder misin? Sana müsaade etmeyeceğim şimdi. Zuhal Hanım hiç gençlere hak vermiyorlar. Ya niye ben müsaade etmiyorsun? Yani ben mikrofonu elime aldığım zaman... Oldu, yani bana burada konuşma şansı yok mu? Yok mu ya Şadıman abla? Ya lütfen. Ben kendimi ifade edemeyecek miyim? Lütfen Şadıman abla. Ya ben abla. Çok doğru konuştuğumdan rahatsız mı oluyorsun? Yo estağfurullah. O zaman müsaade... Şey. O zaman Şadıman abla yani. Müsaade cümlesini bitirsin Şendoğan abi. Ben bir tespit ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Bir tane bir tespit var ya. O gencimizin yaptığının yanlış olduğunu demiyorum. Lütfen dinlerseniz ne anlatmak istediğimi anlarsınız. Yok Şendoğan abi ben beni sevdiği yanlış için yanlış yaptı demiyorum. Aynen. Ben Begüm'e bir soru soruyorum.
Tabii buyurun. Karşınızda handsome, yakışık bir delikanlı vardı. Ve bana göre o çayı hak ediyordu, değil mi? Onu götürmediniz. Herkes aynı fikirde. Burada oturduğunuz beyefendinin davetine icabet gösterdiniz. Hiç düşünmeden. Ben sizi şöyle bilirdim. Şu locanın gerçekten hanım hanımefendisi. Bunu derken oraya kalkıp gitmekle hanımefendinizden bir şey kaybettiniz anlamına gelmez. Ben zaten o teklifi gerçekten red edeceğinize canı gönülden inanıyordum. Siz şimdi oradasınız, hayırlı uğurlu olsun. Neden ama? Ben de onu sormak istiyorum şu anda. Benim abi düşüncem. Yani ne olarak, neden ben hayır demeliydim? Ben çok iyi izledim beyefendiyi önceden. Herkes izledi. Neler yaptıkları ortadadır, değil mi? Gönül bin ister ben, bin olur. Ben olaya başka bir bakış açısından yani bakmak için buradan izliyorum. Farklı açılardan değerlendirmek lazım. Genel açıdan baktığımızda siz olmamalıydınız şey bana göre. Değil mi? Genel olarak master resimde münasip. Bana göre o siz olmamalıydınız. Peki. Ama biliyorum yine çaya çıkarsanız Zuhal Hanım, cevabınız ayrı olacak. Evet. Teşekkür ederim. Ben de saygım var. Tabii teşekkür ki, tabii ederim. Ki, büyüktür. Saygıda kusur etmeyeceğiz. Gönül bin tanesini ister ama biriyle en sonda karşı karşıya gelir. Yani sana abi ya ben miyim ya da ben değilim fark etmez. Ben jestimi yaptım, gerisi Begüm'e kaldı. Peki Begüm ne diyorsun? Ben de çay içmek istiyorum. Çay içmek istiyorsun. Peki. Bir çay gelsin, 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 her can söyle iki çay gelsin.